Bal yersen bağırsaktaki mantarı kanide olanlar için besler. Ama bal şurubu içersen bağırsağa varmadan midede emilir. Kanide olsun olmasın içebilirsin bal şerbeti. Bal şerbeti kanide olanlar da içebilir. Çünkü bağırsağa varmadan emilir. Mideyi, bağırsağı bütün organları tamir eder. Yaraları iyileştirir. Psikolojik sorunları gelir. Yüzlerce faydası var. Kalbe, damara, inme, felç. Peygamberimiz hafta ayda 3 defa kullanın diyor. İnme, felç gibi rahatsızlar olmaz diyor. Yani bütün damarları çek, plakları çözer, beyni temizler vesaire vesaire vesaire. 30 yıl bal yemeyin dedim. Şimdi bal şerbeti diyorum. Bu ne biçim akıl diyeceksin değil mi? Ben de bilmiyorum. Peygamberimiz öyle bir hadisine haberim yok. Ne diyor? Bal bütün ilaçlardan üstündür. Nasıl üstündür dedim ya. Nasıl üstündür? Ne oluyor? Bağırsak mantar bunu istifade edemiyor mu? Edemiyor. Çünkü emiliyor. Midede emiliyor, kana karışıyor, sistemi çalıştırıyor. Bütün damarları, beyni, karaciğeri, pankreası, bağırsakları hepsini sistem çalıştırıyor. Ve bizim üretmiş olduğumuz bal şurubu 10 çeşit bitkisel koruyucu içeriyor. Bozulmasın diyor. Çünkü bala su karışmıyor birkaç günde bozulur. Su karışmasa bal ta Mısırlar zamanında 4000 yıl önce firavunlar tarafından yapılan mezarlarda ağzı iyice kapanmış bal küpleri çıktı. Ağzı hala günümüzdeki bal gibi duruyor. Nemlenmese, ağzı açık kalmasa bal kavanozu ağza çıkarmasa nem çekmez. Nem çekmezse bozulmaz. Bu kadar basit. Yani nem çekmez. Havadan nem çeker. Balın bir de pH'i 3 ile 4,5 arasıdır. Bal. Balın pH değeri 3 ile 4,5. Yani asidik. Her türlü mikrop buraya baldan yemeye çalışsa ölür. Yemez. Yani bal tüketemez mikrop. Hiçbir mikrop. Bakteri, virüs, mantar. Bala zarar veremez. Ağza açık olursa nemlenir. Nemlenirse bozulur. Bozulursa o zaman farklı. Yani bal şerbeti bozulabilir. Biz onu önlemek için 10 çeşit bitki ekstraktı. C vitamini, sitrik aset vesaire vesaire ilave ettik. Dünyada ilk bal şerbeti üreten adam. Dünyada.